6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından, deprem bölgesi Adana ve Hatay bölgesine, Avukat Abdullah Zorlu, iş insanı Zihni Çelik ile yaptığımız, insani yardım ziyaretinde çektiğim video ve fotoğraflar ile izlenimlerim. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da büyük yıkıma ve can kayıplarına sebep oldu. Yine yüreğimiz yandı. Depremde yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye. Gönüllerimiz ve dualarımız sizinle. Gazi Murat 55. Uzmanlar, deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri gibi aynı yardım göndermek için bireysel hareket edilmemesi gerektiği belirtilmekte, iyi niyetle ancak bilinçsizce yapılacak yardımların, faydadan çok zarar verebileceği, yardımların bilinçli bir şekilde AFAD aracılığı ile yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak çalışan ve yardımı değil vefayı şiar edinmiş bir dernek olan ANDA üyeleri ile tanıştım, çalışmalarına şahitlik ettim. ANDA eski Türkçe'de kan kardeş anlamını taşımaktadır. Gönüllüler Ağı ile 2016 yılında ANDA Kardeşe Vefa Derneği adıyla resmiyet kazanarak faaliyetlerine başlamıştır. ANDA merkezi Ankara'da olup Türkiye'de yaklaşık 40 resmi temsilciliği bulunmaktadır. Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Gebze Belediyesi ekipleri ilçenin ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. İlçede bir okulun bahçesine yerleşerek, afet çadırı kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki Gölcük Belediyesi ve Gebze Belediyesi, AFAD ile beraber depremzedelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri ve çalışmaları yaptıkları yerinde bizzat tarafımca gözlenmiştir.